Culus yolunun üzerinde ve deniz tarafından gelirseniz bir türbe görürsünüz. Şimdi az önce dedim ki Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yerde ne yoktur dedim değerli dostlar. Padişah türbesi yoktur. Doğru yoktur. Peki bu Culus yolu üzerindeki sahile yakılı olan türbe ne türbesidir? Bu türbe de padişah, tek padişah vardı Eyüp Sultan Hazretleri'nin bulunduğu bölgede. Bir tek padişah vardı o da Padişah Mehmet Reşat'tır. Yani Vahdettin'den önceki 6. Mehmet, Vahdettin'den önce 5. Mehmet Reşattır. Mehmet Reşat'ın türbesi de nerededir? Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen dışında mektebin olduğu yerdedir. Cülus yolunun karşısındadır. Ama ilginçtir. Dikkat ederseniz gidip de türbeyi görürseniz türbenin giriş kapısı cülus yolu üzerinde değildir. Şu nezakete bakın. Nedir o nezaket? Türbeye girerken Arkanızı döneceksiniz Yulus yolun. Arkanız Eyüp Hazretleri'ne dönük olacak. Sırt böyle olmasın diye ecdadımız arkasını dönerek türbeye girilmesin diye türbenin giriş kapısı değerli dostlar deniz tarafında yani kalış tarafındadır. Bugün yol geçtiği taraftadır. Oradan girersiniz. Döndüğünüz zaman türbeyi ziyaretinizde hem Mehmet Reşat'ı, Padişah Sultan Mehmet Reşat'ı dua edersiniz, ziyaret edersiniz. Hem de karşınızda Efsun Hazretleri'ni görürsünüz. Öbür türlü olsaydı arkanızı dönecektiniz. İşte bu da ayrı bir Osmanlı nezaketi, tasavvuf terbiyesi görmüş ayrı bir efendim edep görüyoruz, anlatıyor bize. Dedik ya İstanbul'da hiçbir eser, hiçbir bize miras bırakılan bu tarihi güzellikler boş değil hepsinin altında güzel bir mana yatmaktadır.